Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bildiğiniz üzere LGS öğrencilerimizle beraber inkılap tarihi konularını baştan sona kadar tekrar ettiğimiz bir kamp hazırlamıştık. Son tekrar kampımızın 6. ve son dersiyle karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz derste kaldığımız Kütahya Eskişehir Savaşından hemen sonrasından yani Sakarya Meydan Muharebesinden başlayacağız ve LGS'de sorumlu olduğumuz son konu olan Lozan'a kadar geleceğiz. Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Milliyetin Bakanlığı duyurusunda Mudanya son konu olarak duyurulmuştu ama örnek soruların bazılarında Lozan'da geldiği için onun da, e, onunla alakalı olarak biz Lozan'da işlemeyi doğru bulduk. Yani Sadece Mudanya'dan bir konu sonrası olan Lozan'ı da işleyeceğiz ve LGS'de çıkma ihtimaline karşı kendimizi garanti altına alacağız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ders notları, dersi işleyeceğimiz ders notları aşağıdaki açıklamalar kısmında olacak. Oradan ders notlarını alıp benimle birlikte takip edip önemli dediğim yerleri ne yapmalısınız? Benimle birlikte takip etmeli ve işlemelisiniz. Onları da not almalısınız. Gerçekten çok önemli notlar bu dersimizde de yine olacak. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak derslerimizden ve LGS rehberlik motivasyon videolarımızdan haberdar olabilirsin. Lafı fazla uzatmadan dersimize geçelim. Geçtiğimiz derste sizlerle beraber Kütahya Eskişehir savaşlarını işlemiştik ve o konuda kalmıştık. Son tekrar kampımızın 6. dersinde de sizlerle Marif Kongresi konusundan başlayacağız ve Lozan'a kadar LGS'de sorumlu olduğumuz son konulara kadar işleyeceğiz. Sizler için ekranda gördüğünüz ders notlarını açıklama kısmına koydum. Onları alarak benimle birlikte takip etmenizi öneririm diyerek hemen dersimize başlayalım. Marif kongresine bakacağız. Marif ne demekti? Eğitim demekti. Hatırlayacaksınız Kütahya Eskişehir muharebeleri yani savaşları devam ederken Ankara'da daha önceden planlanan Marif kongresinin ertelenmesi gündeme gelmiştir. Ancak kalkınmanın akıl ve bilim önderliğinde gerçekleşeceğine inanan Mustafa Kemal, cehaletle savaş, düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir diyerek Marif Vekili yani Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey'e ertelenme önerisini kabul etmeyip kongreye katılmıştır. Bakın şu cümle var ya cehaletle savaş düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir. Aslında algılaması ve anlaması zor bir cümle ama çok basit bir cümle. Cehaletle savaş düşmanla savaş kadar önemlidir. Bunu anlatmaya çalışmış Mustafa Kemal bu cümlesinde. Kongrenin sonuçlarına bakalım. Yeni Türk Devleti'nin eğitim politikaları bu kongrede belirleniyor. Milli yani bize ait, Türk milletine ait ve çağdaş modern eğitimimizin temelleri işte Marif Kongresi'nde atılıyor. Marif eğitim anlamına geliyor. Marif Kongresi Kütahya Eskişehir Muharebeleri sırasında toplanmıştır. Bunu biliyoruz bu kongrenin toplanması Mustafa Kemal'in eğitime verdiği önemi bizlere bir kez daha gösteriyor ki bu yorum kısmı gerçekten çok önemli. Lütfen son cümleyi sizlerde not olarak alın ya da yazın arkadaşlar. Çünkü savaşın o kadar zor geçtiği, çetin geçtiği bir dönemde bu kongreyi ertelemeyip Eğitim kongresine katılması Mustafa Kemal'in eğitime verdiği önemi bizlere bir kez daha kanıtlıyor. Şimdi gelelim Kütahya-Eskişehir savaşlarından hemen sonra ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için Başkomutan Mustafa Kemal'in çıkardığı tekalifi milliye emirlerine. Hemen bakalım Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Başkomutan Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ki burası zaten tekalifi milliyenin amacıdır. Tekalifi milliye neden çıkmıştır ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve orduyu Sakarya Savaşı'na hazırlamak için meclisin kendine verdiği yetkiye dayanarak milli yükümlülük anlamına gelen 10 maddeden oluşan tekalifi milli emirlerini yayınladı. Bu emirlerle silah, cephane, yiyecek, içecek, kıyafet, ulaşım gibi ihtiyaçlar karşılanmak istendi. Arkadaşlar bakın dikkat edin sakın şu hataya düşmeyin. Tekalifi milliye emirlerini TBMM çıkarmadı. TBMM'nin yasama yetkisini başkomutanlık kanunuyla üzerine alan Mustafa Kemal tekalifi milliyeyi tek başına çıkarttı. Bunu unutmayın. Tekalifi milliyeyi Mustafa Kemal'in çıkartması Mustafa Kemal'in yasama yetkisini kullandığını bizlere gösteriyor. Şimdi tekalifi milliye emirleri nelermiş bunlara bir bakalım isterseniz. Her ilçede bir tane tekalife milliye komisyonu kurulacaktır. Halk elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde komisyona teslim edecektir. Çünkü silah eksiğimiz var bunu karşılamamız gerekiyor her aile bir askeri giydirecektir. Gerçekten giyim açısında da sıkıntılı bir noktadaydık ki tekalifi milliyeye kadar halkımız elinden gelen fedakarlığı, vatanseverliği ordusu için göstermiş ve elinde ne var ne yok hepsini orduna vermiş zaten. Yiyecek ve giyeceklerin %40'ına el konulacaktır. Karşılığı daha sonradan ödenecektir. Ama bakın dikkat edin burada şey almıyoruz. Hani hibe olarak almıyoruz. Karşılığını TBMM geri ödeyecektir. Tüccarların elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde kırkına el konulacak ve bunların karşılığı daha sonradan ödenecektir. Her türlü makinalı aracan yüzde kırkına el konulacaktır. Halkın elindeki binek hayvanların ve taşıt araçlarının yüzde yirmisine el konulacaktır. Sahipsiz bütün mallara el konulacaktır. Tüm demirci, döküm, nalbant, terzi ve marangoz gibi ustalar ordunun emrine çalışacaktır ki bu kişiler nitelikli insanlar. Orduya silah üretebilirler. Orduya işte başka çeşitli alet edevatlar üretebilirler diye bu insanları ordunun emrine alıyorlar ve halkın elindeki araçlar ayda bir defa olmak üzere 100 kilometrelik mesafeyi ücretsiz askeri ulaşım yapacaktır. Bu da askeri nakliye. Yani bomba götürüp getirmek, mermi götürüp getirmekle alakalı. Şimdi tekalifi milliye yorumladığımız zaman bakın arkadaşlar şu yorumu çok rahat bir şekilde yapabilmemiz gerekiyor. Tekalifi milliye ile birlikte halk ordusuyla beraber Topyekün mücadeleye girişmiştir. Bu onun kanıtıdır. Niye? Halk da artık ordusuna yardım ediyor ve ordu artık halkla birlikte savaşı yönetiyor. Bu da hep birlikte tüm ülkecek savaşa girdiğimizi gösterir. Topyekün mücadelenin bir örneğidir. İkinci yoruma geliyorum. Bu da gerçekten çok önemli bir yorum. Tekalifi milliye ile birlikte halk milli birlik ve beraberlik göstermiştir. Nasıl bugün koronadan dolayı hani biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyası var ya yoksul kalan, işsiz kalan insanlara yardım etmek için bu korona döneminde işsiz kalanlara yardım etmek için yardım ediyoruz. O dönemde de ordumuza yardım etmek için halk birlik ve beraberliğini göstermiştir. Şimdi geliyorum üçüncü ve önemli noktaya. Tekalifi milliye konusunun ben Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sorulacağını düşünüyorum. Bunu daha önceki yayınlarımızda da videolarımızda da size söylemiştim. Neden olduğunu tekrar hatırlatayım. Bir e, Cumhurbaşkanımız bu biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasının tanıtımını yaparken dedi ki biz bugün tekalifi milliye ruhuyla dedi bu mücadeleyi başlatıyoruz dedi. Devlet büyüklerinin sözleri milletin bakanlığı ve ÖSYM için önemlidir. Burada da ben o yüzden milli birlik ve beraberlik vurgusunun bizim LGS sınavımızda karşımıza geleceğini düşünüyorum. Lütfen tekalifi milli konusuna önem verin arkadaşlar. Şimdi gelelim Sakarya Meydan Muharebesi'ne. Yani Batı Cephesi'nin 4. Savaşı'na. Sakarya Meydan Muharebesi'ne yine karşımızda düşman kim? Yunanlar. Yunanlar yenilen pehlivan. Güreşe doymuyorlar. Ha tabi iki kere biz yendik. Kütahya Eskişehir'le onlar yendiler. Durum 2-1 oldu ama hala böyle geliyorlar üzerimize. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Sakarya'da biz bunları yine yeneceğiz. Şimdi Mustafa Kemal'in başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Mustafa Kemal başkomutan olarak yönettiği ilk savaş Sakarya Meydan Muharebesidir. Mustafa Kemal burada <coughs> özür dilerim arkadaşlar. Mustafa Kemal burada tarihi bir emir veriyor. Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır ve o satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez. Bu emir ne demek arkadaşlar? Bu emir belli bir çizgiyi savunmak yoktur. Tüm bölgeyi savunmak, vatanın hepsini savunmak vardır anlamına geliyor ve vatanı savunmadaki kararlılığımızı da sonraki cümleden anlıyoruz. Vatanın her karış toprağı vatandaşımızın kanıyla ıslanmadıkça terk edemeyiz burayı diyor. Bu da zaten ne kadar kararlı olduğumuzu gösterir. Mustafa Kemal'in askeri dehasını bizlere bir kez daha gösteren bir örnektir. Lütfen burayı not alın. Bu cümleyi görürseniz aklınıza askeri dehası gelecektir. İtalyanlar Sakarya Savaşı'ndan sonra ee, Anadolu'yu terk ediyorlar. Çünkü biz bu savaşı biliyorsunuz ki kazanıyoruz. Artık İtalyanlar bakıyorlar ki Yunanistan'dan bir cacık olmayacak. Diyorlar ki biz gidiyoruz dediler. Bak itiraflar çatlamaya başladı. Fransa ile 1921 yılında Sakarya'dan sonra Ankara Anlaşması'nı imzalıyoruz. Bu anlaşma ile Güney Cephesi resmen kapanıyor ve Hatay hariç Güney topraklarımızı kurtarıyoruz. Hatay'ın topraklarımız dışında kalması Misak-ı Milli'den verilen ikinci tavizimiz. Hatırlayacaksınız birinci taviz Batum'un Gürcistan'a verilmesiydi Moskova anlaşmasıyla. Burada da Hatay'ı dışarıda bırakarak ikinci kez Misak-ı Milli'den taviz veriyoruz. Bakın 1. Düşman İtalya'dan kurtulduk Sakarya'dan sonra. Düşmanımız olan Fransa'dan kurtulduk. Güney cephesinde kapattık. Karşımızda kala kala bir Yunanlar kaldı. İta İngiltereliler ortada bile yoklar. Zaten hiç çıkmadılar Kurtuluş Savaşı'nda. Ama bakın karşımızda bir Yunanlar kaldı. Onları da defedeceğiz ve kurtuluş mücadelesini kazanacağız. Tabii ki Sakarya'dan sonra Ukrayna ile dostluk anlaşması imzalıyoruz. Mustafa Kemal bu savaştan sonra gazi ünvanı alıyor ve mareşal rütbesi veriliyor. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'nda yaralanıyor. Bu yüzden gazi ünvanı alıyor ve en yüksek rütbe olan mareşallik rütbesi de bu savaştan sonra Mustafa Kemal'e veriliyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Kafkas ülkeleri olan Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'la Kars Anlaşması imzalanıyor. Kars Anlaşması ile Doğu sınırımız bugün kesin olarak çizildiği sınır anlaşmamız buydu. Kars Anlaşması ile Doğu sınırı kesin olarak çiziliyor. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim biraz boğazım ağrıdı. İngiltere ile Esir Değişim Anlaşması burada Sakarya Meydan Muharebesi'nden hemen sonra imzalanıyor. Ve artık bizim için çok önemli bir sonuç. Türkler saldırıya, Yunanlar savunmaya geçiyor. Yani artık biz saldırıyoruz, onlar savunmadalar. İşte Sakarya Meydan Muharebesi de bizim Batı Cephesi'nde Yunanları 3. kez yendiğimiz savaş. Hani dedik ya yenilen pehlivan güreşe doymuyor diye, hakikaten doymuyor ve artık son savaşa geliyoruz. Batı Cephesi'nin son savaşı olan Büyük Taarruz. Taarruz ne demekti hatırlayacaksınız kavramlar dersimizden? taarruz saldırı demektir. Bakın son cümlede Sakarya'da ne yazıyor? Türkler saldırıya, Yunanlar savunmaya geçti. Büyük taarruzda kim saldırıyormuş demek ki? Biz saldırıyoruz. Niye? Son yumruğu atmak için, son yumruğu. Hani e, boksörler savaşıyorlar da böyle yumruk atıyorlar birbirlerine ya. Son yumruğu düşürmek için birbirine atıyor ya. İşte biz o son yumruğu Yunanlara büyük taarruzda vuracağız. Yani knockout için giriyoruz artık büyük taarruza. TBMM ile Yunanlar yine bu savaşta karşı karşıya geliyor. İtilaf devletleri ateşkes ve barış görüşmeleri olsa da bunlarla yapsak da tatmin edici bir sonuç alınamayınca Türk ordusu hazırlığa başlıyor. Ki Sakarya'dan sonra tam hazırlıklar bir yıl sürüyor. O kadar detaylı bir şekilde taarruz hazırlığı yapıyor. Savaş öncesinde Mustafa Kemal'e duyulan güven arttığı için başkomutanlık yetkisini hatırlayacaksınız 3 aylığını almıştı. Ama baktı ki insanlar Mustafa Kemal bu işi başaracak. Süresiz olarak TBMM bu yetkiyi başkomutanlık yetkisini Mustafa Kemal'e veriyor ve bu süre uzatılıyor. Süresiz olarak uzatılıyor. 26 Ağustos 1922'de Türk ordusu taarruza başlıyor ve Mustafa Kemal'in tarihi emri burada geliyor. Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri emrini alan ordumuz Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa ve 9 Eylül tarihinde de İzmir'i Yunan işgalinden kurtarıyorlar. Bugün hani diyoruz ya Yunanlar yüzmeyi biliyorlar mı? İşte Yunanlar denize girmeyi bizim sayemizde öğrendi. İşte o espri buradan gelir. Yunanları 9 Eylül tarihinde denize dökmüşüz. Bu da Yunanların tarafı, Yunanların bizden yüzmeyi öğrendiklerini gösteren bir kanıttır. Şimdi büyük taarruz ile Kurtuluş Savaşı'mızın askeri safhası bitmiştir. Artık askeri dönem bitti, masa başında savaş başlıyor. Yani diplomatik safhası başlıyor ve Yunanlar Anadolu'dan atıldı. Bakın dikkat edin. Yunanlar Anadolu'dan atıldı. Hemen alttaki bölümde ne yazıyor? Sadece Anadolu'daki Yunanlar gitti. Tüm ülkedekiler maalesef atılamadı. Çünkü Doğu Trakya yani Edirne dediğimiz, Kırklareli, Tekirdağ dediğimiz yerde hala Yunan işgali devam ediyor. İtilaf devletleri ateşkes teklifinde bulunmuşlar ve Mudanya Ateşkes Anlaşması büyük taarruzdan sonra imzalanacaktır. Şimdi biz Batı cephesinde 5 tane savaş gördük sizlerle beraber. Birinci İnönü'yü kazandık ki önemli sonuçlar oldu. İkinci İnönü'yü kazandık. Büyük taarruzu kaybettik. Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandık ve büyük e, özür dilerim ben yanlış sattım. Kütahya Eskişehir savaşlarını kaybettik. Üçüncü savaş Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandık ve büyük taarruzla son olarak yumruğu indirdik ve Yunanları ne yaptık? Anadolu'dan attık. Ve bunun üzerine itilaflar Mudanya Ateşkesi'ni önerdiler bize ve geldik Mudanya Ateşkesi'ne. Yani Kurtuluş Savaşı'nı durduran Ateşkes Anlaşması'na. Şimdi Yunanların yenilmesi ile Türk ordusunun boğazlara doğru taarruz etmesi üzerine İngiltere'nin yardım alamaması Mustafa Kemal'in diplomatik çabaları ile İtalya ve Fransa'nın ateşkes için İngiltere'yi ikna etmesiyle Bursa'nın Mudanya ilçesinde ateşkes anlaşmasının imzalanması ortam hazırlandı. Yani bu anlaşmanın imzalanmasında bir Yunanların yenilmesi etkili. Türk ordusunun boğazlara doğru hareket etmesi etkili. Çünkü baktık ki biz burada gitmeyecek adamlar Çanakkale boğazına doğru ordularımızı sürmeye başladık. İngiltere bir türlü yardım alamadı ki yalnız kaldı İngiltere. Biliyorsunuz ki Yunanları sürekli biz tokatladık. İtalya çekildi gitti. Fransa Sakarya'dan sonra çekildi gitti. İngiltere yalnız kaldı. İngiltere yalnız kaldı. Mustafa Kemal diplomatik çabalarla o adamları masa başına oturmaya ikna etti. İtalya ve Fransa'nın da ateşkes için İngiltere'yi ikna etmesi üzerine Mudanya ateşkesi imzalanacak. Şimdi imzalayanlara bir bakalım. TBMM adına İsmet Paşa, İsmet İnönü. Mudanya'ya gidiyor. İtilaf Devletleri adına İngiltere, Fransa, İtalya burada bulunuyorlar. Dikkat edin. Ateşkes görüşmelerinde Yunanistan yok. Onları kim temsil ediyor? İngiltere. Bu da zaten Yunanistan'ın İngiltere tarafından kullanıldığını bizlere çok rahat bir şekilde gösteriyor. Şimdi anlaşmanın maddeleri bizim için gerçekten çok önemli. Türkler ve Yunanlar arasında silahlı dönem sona erecek Mudanya'dan sonra. Yunanlar 15 gün içinde Doğu Trakya'yı boşaltacak. Bak biz Doğu Trakya için bir savaş yapmadık değil mi? Demek ki Doğu Trakya'yı savaşmadan kurtarmışız. Doğu Trakya'yı boşaltacak Yunanlar. Türkler barış anlaşması imzalanıncaya kadar Doğu Trakya'ya giremeyecek. Güvenlik için 8000 kişilik jandarma bulundurabilecek. Doğu Trakya'daki memuriyetler 30 gün içerisinde Türklere teslim edilecek. Şimdi geliyorum Mudanya'nın en önemli maddesine. Lütfen burayı not alın arkadaşlar. Boğazlar ve İstanbul kime bırakılacakmış? TBMM'ye bırakılacak. Arkadaşlar bu gerçekten bizim için çok önemli bir gelişme. Boğazları ve İstanbul'u savaş yapmadan alıyoruz. Bu aynı zamanda anlaşmanın öneminde zaten değineceğiz buna. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul'un TBMM'ye verilmesi Osmanlı Devleti'nin hukuken yok sayıldığının bir kanıtıdır. Arkadaşlar bakın İstanbul'da padişah bulunuyor. O adamlar ne yapıyorlar? Padişah olmasına rağmen orayı TBMM yani bize veriyorlar. Bu da Osmanlı'nın hukuken artık bittiğini bizlere kanıtlar. Çünkü anlaşma imzalandı ve böyle bir madde var. Kurtuluş Savaşı'nın askeri dönemi bitiyor. Artık diplomasi dönemi başlıyor. İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan ne yapılıyor? Düşmandan kurtarılıyor. Bu gerçekten bizim için çok önemli. Ee, şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar Lozan'a geçmeden hemen önce. Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı kazanımlarda Mudanya son konu olarak görülüyordu. Ama örnek soruların içerisinde Lozan'la alakalı bir de soru olduğu için biz ne olur ne olmaz diyerek Lozan'ı da son olarak işlemek istiyoruz. Çünkü işimizi şansa bırakmayalım garanti altına alalım. Lozan'ı işleyeceğiz ve son tekrar kampımızın 6. dersi ve son tekrar derslerimizin tamamı böylece bitmiş olacak. Şimdi Lozan'a başlıyoruz ve bitireceğiz hemen. Lozan görüşmeleri biliyorsunuz ki e, Türkiye'nin tapu senedi olan anlaşmadır. Hani bir ev bizim olduğunun kanıtı tapuyla belirlenir ya bak bu ev benim. Nereden anladın? Nereden biliyorsun? Tapum var. Aa bak böyle kapı gibi tapum var. Türkiye Cumhuriyeti Anadolu benim. Nereden anlıyoruz? İşte Lozan anlaşması var. Tamam mı? Lozan anlaşması bizim adeta tapusunu, ülkemizin tapusunu aldığımız anlaşma. Katılan devletlere bakalım. İngiltere katılıyor. İngiltere Musul ve Irak için buraya katılıyor. Fransa yabancı okullar ve dış borçlar için Lozan'a katılıyor. Yunanistan nüfus mübadelesiyle ilgili buraya katılıyor. Sovyet Rusya Karadeniz ve Boğazlar için Bulgaristan'la aynı amaçta katılıyor. Amerika'da bir taraf daha fazla güçlenmesin diye gözlemci devlet olarak bulunuyor burada. Türkiye adına Mudanya Anlaşması'ndaki başarılarından dolayı İsmet Paşa yine Lozan'a gidecek. Tabii ki İsmet Paşa yalnız gitmiyor. Yanında Rıza Nur, Hasan Saka ve Celal Bayar'dan oluşan bir heyet Lozan'a gidiyor. Lozan İsviçre'nin bir şehri. Orada yapılıyor anlaşma arkadaşlar. Mustafa Kemal Lozan'a giden heyetten İsmet Paşa yanına çağırıyor ve diyor ki kesinlikle iki şeyden vazgeçmeyin. iki şeyden taviz vermeyin oraya gittiğinizde. Bir, Ermenilere toprak kaptırmayın. İki, kapitülasyonları kaldırtın diyor. Tamam mı? Şimdi gelelim aşağı kısma. Ee, bu kısım çok önemli değil. Lozan görüşmeleri iki bölüm halinde devam ediyor. O kısmı direkt geçiyorum. Lozan'ın maddeleri bizim için daha önemli. Burayı dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lozan'da neler konuşuldu? Sınırlarla ilgili şeyler konuşuldu ve sınırlar çizildi. Lozan'da Suriye sınırımız çizildi. 1921 Ankara Anlaşması esas alındı burada. Biliyorsunuz ki 1921 Ankara Anlaşması'nı biz şey yapmıştık. Hangi ülkeyle? Fransa ile yapmıştık. Ve orada Hatay'ı dışarıda bırakmıştık maalesef. Bu da Misak-ı Milli'den ikinci tavizimizdi. Bulgaristan'la sınırımız belirlendi. Meriç Nehri sınırı olarak kabul ediliyor. Yunanistan'la sınırımız 1913 yılında imzalanan İstanbul Anlaşması esas olarak alınıyor. Şimdi geliyorum en sıkıntılı bölge olan Irak sınırına. Hatırlarsanız Türkiye ile İngiltere arasındaki bu konu Lozan'da ne yapılamıyordu? Çözülemiyordu. Niye? Çünkü ortada ne var? Petrol var. Biz orayı bırakmak istemiyoruz. İngiltere de orayı bırakmak istemiyor. Bu yüzden Lozan'da bu konu çözülemiyor. Türkiye ve Irak arasında Lozan'dan sonra iki devlet 9 ay içerisinde konuyu çözmeleri şartıyla erteleniyor ama 9 ay içerisinde çözülmeyecek. Tam 3 sene sonra çözülecek. O kadar önemli bir yer. Biz de bırakmak istemiyoruz, onlar da bırakmak istemiyor. Çünkü ne var arkadaşlar? Musul'da petrol var. Adalara gelelim. 12 ada İtalya'ya veriliyor. Gökçeada, Bozcaada hariç Ege adaları Yunanistan'a veriliyor. Gökçeada ve Bozcaada bugün bizim adalarımız. Boğazlar konusuna geliyorum. Boğazlar gerçekten çok önemli bir konu. Boğazların yönetimi, başkanı Türk olan bir komisyon tarafına bırakılıyor. Bakın dikkat edin. Boğazların yönetimi başkanı Türk olan bir komisyona veriliyor. Bu misak milliye ve bağımsızlığa aykırıdır. Niye? E, boğazlar benim ülkemde değil mi? İstanbul, Çanakkale, Boğaz benim ülkemde. Neden bir komisyon olsun? O topraklar benim olmalı normalde. İşte bu bağımsızlığa aykırı bir durumdur. Bunu unutmayın. Şimdi savaş tazminatı. Savaş tazminatı demek yenilen devlet savaş tazminatını yenen devlete öder. Kimi yendik biz Kurtuluş Savaşı'nda? Yunanistan'ı. Yunanistan savaş tazminatı olarak kara ağaçı bize veriyor. Küçücük bir köydür. Aslında çok bir şey almamışız savaş tazminatı olarak. Şimdi geliyorum Mustafa Kemal'in asla taviz vermeyin dediği kapitülasyonların kaldırılmasına kapitülasyonlar ne yapıldı? Kaldırıldı. Artık elimizi kolumuzu bağlayan ekonomik esaretimizi oluşturan ekonomimizi esir alan kapitülasyonlardan böylece kurtulduk. Hangi anlaşmayla? Lozan'la. Nüfus mübadelesi var. Mübadele demek geçen seneden hatırlarsınız göç konusundan 7. sınıftan yer değiştirme demektir. İstanbul Gökçeada ve Bozcaada'daki adadaki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler kalacak, sabit kalacaklar. Türklerle Rumlar yer değiştirecek. Yani Türkiye'de yaşayan Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Türkler yer değiştirecekler. Mübadele bu. Patrikhane konusu görüşülüyor Lozan'da. Yunanistan ile aramızda sorun oluyor. Biz patrikhaneyi göndermek istesek de başarılı olamıyoruz. Bugün hala patrikhane İstanbul'dadır. Bakın bugün hala İstanbul'dadır. Dış borçlar sorunu var. Fransa ile aramızda özellikle sorun oluyor. Osmanlı'dan ayrılan devletlerin arasında paylaştırılıyor Osmanlı'nın borçları. Azınlıklar konusu var. Bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayılıyor ki bunun amacı da şu arkadaşlar. Adamlar iç işlerimize bu adamları azınlıkların e, e, şey yaparak bahane ederek müdahale ediyorlar. Bu yüzden biz diyoruz ki bak azınlıkların hepsi Türk'tür. Siz hiçbir şey hak iddia edemezsiniz diyoruz ve böylece onların iç işlerimize karışmalarını önlüyoruz. Son olarak yabancı okullar sorunu var. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor ve okullar sorununu da böylece bizim için olumlu olarak çözmüş bulunuyoruz. Loza'nın önemine geliyorum ve bitiriyoruz arkadaşlar. Askeri başarıdan sonra gelen diplomatik bir başarıdır. Biliyorsunuz ki uzun bir askeri başarı geldi gerçekten. Önce doğu cephesinde kazandık, sonra güneyde kazandık, sonra neredeyse batının hepsinde kazandık bir tek Kütahya, Eskişehir hariç. Bir başarı, askeri başarı bizi siyasi olarak masa başındaki başarıya götürdü. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ve Kurtuluş Savaşı bitiyor. Türkiye devletinin, Türk devletinin varlığı tüm dünya tarafından kabul ediliyor. Yani ülkemizin tapusunu biz Lozan'la alıyoruz. Evet arkadaşlar sizlerle beraber LGS konularında bize sorulması muhtemel olan Lozan'ı da işledik ve böylece en baştan sonuna kadar LGS'de bize sorulacak olan tüm konuları tekrar etmiş olduk. İnşallah sizler için faydalı olabilmiştir. İnşallah yararlı olabilmiştir. Eğer videomuzu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse beğenme butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu sayede bizlere destek olursunuz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da derslerimizden haberdar olabilirsiniz. LGS çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sizler için son tekrarın videolarını bir araya getireceğim ve full tekrar videosu da yayınlayacağım. Hiç merak etmeyin izlemek isteyenler için. LGS çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Unutmayın her zaman söylediğim gibi birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız.